Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çok değerli program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Abdulgani Çelik. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? 1973 Kayseri Pınarbaşı doğumluyum. 2007 yılında buraya atandım. Yaklaşık 12 yıldır Datça'da yaşıyorum. Bir nevi Datçalı olduk. Buraya ruhumuzu, kalbimizi verdik. Emekli olunca da buraya yerleştim. Astsubay emeklisiniz, evet, değil mi? Evet, evet. Datça'da uzunca bir yılda görev yaptınız ve evet. Datça'nın dokusunu, yaşam tarzını ve buradaki kültürünü çok iyi biliyorsunuz. Evet. Nasıl siyaset? Yani hayatınızda siyaset nasıl oluştu? Yani yıllardır vatan bayrak uğruna zaten mücadelemizi veriyorduk. Emekli olunca da kopamadım. Zaten kalbimde hep vardı. Bu şekilde kendi kararımla girmiş oldum. O şekilde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse daha güzel zamanları da evet. Datça'da hizmet ederek geçireceksiniz. İnşallah. Peki Datça'nın en önemli problemleri nedir desek? Çünkü sahadasınız, halkın içine ulaşıyorsunuz. Evet. Ve halkı ayağınıza değil de siz halkın ayağına gidiyorsunuz. Aynen, sloganımız bir, o. Evet. Sloganı sizden alabilir miyim bir kere de? Ya halk bize değil, biz halkın ayağına giderek sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapacağız ekibimizle birlikte. Altyapı sorunu özellikle had safhada Datça'da. Yıllardır çeşitli büyük şehirlerde de gördük. Ya Datça bu kadar ihmali hak etmiyor gerçekten. Biz de Datça'da yaşayanlar ve Datçalılar olarak çok daha iyi yerlerde, iyi konumda yaşamayı hak ediyoruz. Maalesef bunu Datça'da göremiyoruz. Bu sloganla yola çıktık ve elimizden geleni yapacağız Datça'da. En önemli, tamam, suyu bırakalım, altyapıyı bırakalım. Datça'nın dokusu ve mimarisi için neler olacak? Hani ufak tefek projeler değil de ciddi anlamda, çünkü proje ekibiyle yürüyecek, evet, bir belediye başkan adayınız ve ekibiniz var. Evet. Ama öncelikle bu olmalı dediğiniz nokta nedir? Yani bizim birinci sloganımız Datça'nın tarihi, kültürel ve doğal yapısını bozmadan halka hizmet götürebilmek. Bütün gayretimiz bu yönde olacak. Bu yönde çaba sarf edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmet, evet, bu şekilde devam edeceksiniz. Aynen. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Sayın Çelik? Şunu diyoruz, bizler güçlüyüz, hazırız ve birlikte kazanacağız. Çok teşekkürler.